İyi akşamlar, 26 Ekim Çarşamba, Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. Caner Karaer ben. Bugün yine bir gerginlikle başlayacağız. Bu kez bir arazi gerginliği, gecekondu gerginliği bu. Çatalca'da yaşandı. Çatalca'da hazine arazisi üzerine inşa edilen 1200 gecekondunun yıkımına başlandı. Yıkımı protesto eden mahalleli yolları kapatıp görevlilerin araçlarına saldırdı. Protestoculardan biri yıkılacak olan evini ateşe verdi. Gece geç saatlere kadar devam eden yıkım gerginliği geliyor ekrana. Ben dışarıda kaldım. Ben yetim evlat bakıyorum. Torunum var yetim. Benim kocam rahatsız. Ben rahatsız dışarıda kaldım. Evet, burada devlet arazisine yapmış olduğumuz evler var. Ağlama kızım, ağlama. Yine yapar baban, yapar. Çatalca'da hazine arazisine inşa edilen kaçak yapıları yıkmaya giden ekipler zor anlar yaşadı. Hallaçlı mahallesindeki kaçak yapıları yıkmaya gelen ekipleri engellemek için çöp konteynerleriyle barikat kurup gelen araçlara saldırdı. Söndürme abi, bırak yansın, kül olsun. Benim oğlumdur, yansın. Yansın baba. Siz yıkacağınıza biz yıkarız diyerek oturdukları binaya ateşe veren ikili herkesi telaşlandırdı. Çatıya kadar ulaşan alevlerden kaçmak için atlayanlardan biri az daha canından olacaktı. Çıkış kapısı yaktı. Cam bir atla arkadaşlar. Ne zarar vereceğim bak, aşağı çıkış kapısı yaktı. Protestolar bu kadarla da kalmadı. Evleri yıkım listesinde olanlar Çerkezköy gişelerinde TEM otoyolunu trafiğe kapattı. Valimiz buraya, valimiz buraya. Polisler gelmeye çalışıyorlar da. Bizim ne kabahatimiz var komutanım? Tamam, bekleyelim belediye başkanı yarın saatlerde de gelsin yani aslında o zaman. Az önce orada böyle diyorlardı Polis ve jandarma grubu güçlükle sakinleştirdi. Kalabalığın dağılmasıyla birlikte yol yeniden trafiğe açıldı.